Kanal 3 ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Ben Meltem İlser. Bugün 22 Eylül günlerden pazar gün ortasıyla karşınızdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı mücadelesi sürerken Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Pençekilit bölgesinde piyade sözleşmeli er Maşallah Abakar şehit oldu. Bakanlığından yapılan açıklamada 22 Eylül'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında sözleşmeli er Maşallah Abakar'ın şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Eylül Salı günü 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştireceği konuşma için New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ilk durakları olan Türk Evi'nde ikisi de ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kurulu'nda konuşma yapacak Erdoğan'ın ilk durağı Türk Evi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan özel uçak Can'la John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan ve beraberindeki heyet havalimanından Türk Evi'ne geçti. Manhattan bölgesindeki Türk Evi'nin girişinde coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ellerinde pankartlarla Türk Evi'nin önünde toplanan kalabalık grup karşıladı. Erdoğan kalabalıkla selamlaştı ve sohbet etti. Basın mensuplarıyla tokalaşan Erdoğan ve beraberindeki heyet Türk Evi'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. 24 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitaplarını gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerçekleştireceği hitaplara kadar Erdoğan burada bazı temaslarda bulunacak. Lübnan'a saldırıları devam ediyor. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri füzeyle hedef aldı. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarında 45 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı düzenledi. Hizbullah da sınır hattındaki İsrail yerleşim yerlerine füze saldırıları düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in güneyindeki Cezzin, Sur, Bint Cibeil, Marcaiyun ve Beka Vadisi'nde farklı noktalara onlarca bomba attığını aktardı. Öte yandan Lübnan'dan atılan bir dizi roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki İsrail yerleşimlerinde saldırı alarmları çaldı. İsrail basınındaki haberlere göre Lübnan'dan yaklaşık 25 kadar roket atıldı. İsrail polisi Yukarı Celile bölgesinde açık alanlara füzenin isabet ettiğini ve yangın çıktığını bildirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında ölü sayısı 45'e yöneldi. Bu arada Hizbullah da yazılı bir açıklamayla İsrail'in kuzeyindeki Zarit, Ramot, Naftali ve Biriya'daki askeri noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu. Meteorolojinin uyardığı birçok ilde yağışlar etkili olduğu sağanağa teslim olan 5 ilde yıldırım felaketi yaşandı. Kimileri sığındığı bir ağaç altında, kimileri ise bahçede yakalandı yıldırıma. Peş peşe gelen yıldırımlarda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yıldırımlar peş peşe düştü. Kimini ağaç altında, kimini yolda yakaladı. Sonbaharla birlikte artan yağışlar hayatı olumsuz etkilerken 5 ilde yıldırım felaketi yaşandı. Şırnak, Mardin, Siirt, Elazığ ve Mersin'de peş peşe yıldırımlar düştü, felaket ölüm getirdi. Şırnak'ta düşen yıldırım iki can aldı, yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaç sonları oldu. Üzüm hasadı yapılırken sağanak etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen 11 kişi bir ağacın altına sığındı. O sırada bölgeye yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Çünkü az önce buna yüksek kaptı. Mardin'de yıldırımın isabet ettiği bir kadınsa hayatını kaybetti. Sağanağı hayvanları Mera'da otlanırken yakalanan kadın ağaçların altına sığındı. Kadın sağanakla birlikte düşen yıldırım nedeniyle hayatını kaybetti. Siirt ve Elazığ'da çok sayıda hayvan da yıldırıma yakalandı. İki şehirde toplam 84 hayvan yıldırım çarpması sonucu telef oldu. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Nusret 2024 davet tatbikatı başladı. İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yakınlaşma sularının ev sahipliği yaptığı tatbikata 23 ülkeden katılım sağlandı. Türkiye'nin önderliğinde Nusret 2024 davet tatbikatı başladı. Tatbikat ilk defa iki ayrı Türk denizinde gerçekleşiyor. Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan birer mayın gemisiyle 20-29 Eylül'de gerçekleşecek Nusret 2024 tatbikatına 23 ülkeden katılım sağlandı. İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma suları tatbikata ev sahipliği yapıyor. Tatbikatta mayın harekatına yönelik eğitimler icra edilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde Türkiye'den 13 gemi tatbikata katılacak. Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 gemi görev alacak. İzmir Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Sancaktar'da yapılan basın toplantısında tatbikata ilişkin bilgi verildi. Mayın filosu komutanı Tümamiral Erhan Aydın, tatbikatın adını Çanakkale Boğazı'nda faaliyet gösteren ve 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın gemisinden aldığını aktardı. Tatbikata 16 ülkeden 33 gözlemci katılacak. Ayrıca Türkiye'den katılan 13 geminin yanı sıra 3 uçak, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı ve 940 personel tatbikatta görev alacak. Öte yandan mayın karşı tedbirleri Karadeniz Görev Grubu unsurları da tatbikatta ilk kez görev alacak. Nusret 2024 davet tatbikatı 3 safhada gerçekleştirilecek. Mayın döküş, mayına karşı tedbirler ve liman ziyaretleriyle birlikte tatbikat 29 Eylül'de tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne yola çıkarken havaalanında basın toplantısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler'de özellikle Filistin'de yaşanan insanlık dramını dile getireceğini söyledi. Dünya Siyonizminin Orta Doğu'da estirdiği ölüm fırtınasına karşı elimizden ne gelirse yapacağız dedi. Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırısını hatırlattı. Tüm ikazlarımıza rağmen bazı batılı ülkelerin desteklerini yanına alarak İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölgeye maalesef yayılmaktadır diye konuştu. Lübnan'ın zor durumda olduğunu, Lübnan Başbakanı'nın ülkesinde yaşananlardan dolayı Birleşmiş Milletler toplantısına katılamayacağını ilettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde gündemini anlattı. Dünya liderleriyle bir araya geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de yapacağı konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünyanın Gazze'deki drama sessizliği olacağını kaydetti. Başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız. Çocuk, kadın, yaşlı ölüyor. Artık rakam 45 binin üzerine çıktı. Bu yenilir yutulur bir gelişme değil. İnşallah Türkiye olarak bugüne kadar
bu mücadeleyi nasıl vermişsek, özellikle dünya siyonizminin şu anda Orta Doğu'da estirdiği bu ne yazık ki ölüm fırtınasına karşı Türkiye olarak biz yine neler yapabiliriz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantısı için ABD'ye yola çıkarken İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırılarla ilgili konuştu. Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Tüm ikazlarımıza rağmen bazı batılı ülkelerin de desteklerini yanına alarak İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline maalesef yayılmaktadır. Gerçekten şu anda bölge açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'e gelme noktasında da bu sene herhalde gelemeyeceğim ifadesini kullandı. İsrail'in siber saldırısının milli teknolojinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin bu tip saldırılara karşı tedbir için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Diğer taraftan Lübnan'da düzenlenen saldırı milli teknolojilerin sadece savunma sanayi alanında değil, çok daha geniş bir çerçevede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ve biz de tabii bu gelişmeler karşısında çok daha farklı tedbirler almak suretiyle şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Erdoğan basın toplantısında Suriye ile normalleşme sürecini de değerlendirdi. Görüşme irademizi ortaya koyduk, cevap bekliyoruz dedi. Biz bu konuda çağrımızı yaptık. Ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kapsamında pek çok dünya lideriyle görüşme yapacağını söyledi. Bazı görüşmelere Türk evinin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Ana gündemimiz Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu ve oradaki temaslar. Fakat tabii Biden veya daha başka sürpriz görüşmeler nerede, nasıl olur? Bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız. Gerek Türk evinde, gerek Birleşmiş Milletler binasında yoğun bir görüşme trafiğimiz olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da ülkenin büyük ve köklü şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Almanya ziyaretini değerlendiren Şimşek, Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor dedi. Ekonomi yönetiminin yurt dışı yatırımcıları çekmek için gösterdiği çaba karşılık buluyor. Türkiye yabancı yatırımcının radarına girmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi Stern Steward Institute'un 2024 zirvesine katıldı. Şimşek zirve kapsamında Almanya'nın dev şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Finans bölümü başkanları, CEO'lar ve akademisyenlerle birçok toplantı gerçekleştirdi. Şimşek zirvede Türkiye için düzenlenen özel oturumda katıldı. Bu oturumda Türkiye'de yatırımları olan veya yatırım yapmayı düşünen şirketler yer aldı. Şimşek oturumda Türkiye'nin ekonomi politikasını anlatarak yatırımcıların sorularını yanıtladı. Sonuçları almaya başladığımız... Şimşek toplantının ardından sosyal medya hesabından Almanya ziyaretine ilişkin bir değerlendirme de yaptı. Uluslararası doğrudan yatırımları arttırmak için çabalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Şimşek, Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor dedi.
Daha ekonomik ve konforlu olduğu için tercih edilen yüksek hızlı trenlere ilgi her geçen gün artıyor. Yaklaşık 1,5 yılda Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla 1 milyon 306 bin kişi taşındı. İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla ise 4,5 ayda 200 bini aşkın kişi seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı üzerinde bulunan Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarını da hizmete alacaklarını söyledi. Hem daha hesaplı, hem daha hızlı, hem daha konforlu. Yüksek hızlı trenler şehirler arası yolculukların ilk tercihi olma yolunda ilerliyor. İstanbul'dan Sivas'a otobüsle 13 saate aşan yolculuk süresi yüksek hızlı trenle 7 saate düştü. İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla 4,5 ayda 200 binden fazla yolcu taşındı. Yaklaşık 1,5 yıl önce açılan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattıyla 1 milyon 306.159 yolcu seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren hatlarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Uraloğlu, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağına bağlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon vatandaşın hızlı tren konforuyla tanıştığını aktardı. Yüksek hızlı tren hatlarına ilgi yeni istasyonların hizmete girmesiyle daha da artacak. İstanbul, Ankara, Sivas yüksek hızlı tren hattında yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağ Madeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonları da yolcuların hizmetine sunuluyor. En son 23 Ağustos'ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy istasyonundan sonra Yıldızeli ve Elmadağ istasyonları da 23 Eylül'de hizmete giriyor. Böylece hem İstanbul-Sivas yüksek hızlı tren hem de Ankara-Sivas yüksek hızlı tren vatandaşların konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap verebilecek. Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kademeli elektrik tarifesine geçileceğini duyurdu. Yeni tarifeye göre aylık ortalamanın üzerinde elektrik tüketenlerden daha çok ücret alınacak. Söz konusu tarife 2025'in başında devreye girecek. 400 kilowatt saat için arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. O 1 milyon aboneye tekabül ediyor. Yani %3'lük bir dilim bu yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz. Elektrik faturalarında yeni döneme geçiliyor. Artık elektriği çok tüketenden çok, az tüketenden az ücret alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, elektrik faturalarında devlet desteğinin %60 olduğunu hatırlattı, bu durumun bütçeye de yük getirdiğinden bahsetti. Şu anda vatandaşlarımızın ödeyeceği faturaların hem elektrikte hem doğalgazda %60'ını zaten devlet olarak, hazine olarak biz karşılıyoruz. 2025 yılının destek bütçesi yaklaşık 942 milyar TL. Yaklaşık Türkiye'nin bütçesi 11 trilyonsa bunun %10'u neredeyse enerji aslında enerji desteklerine gidiyor. Bayraktar bu destekleme tutarından dolayı elektrikte kademeli tarife döneminin gerekli olduğunu söyledi. Yeni tarifeyle 400 kilowatt saatin üzerinde elektrik tüketenler üst gelir grubundan sayılacak. Türkiye'nin ortalama hane başı tüketimi yaklaşık 200 kilowatt saat civarında konutlarımızda. Kaç kişilik aile? Yani bu 4 kişilik bir ortalama ailenin bu tabii 130 ile 200 kilowatt saat arasında 300, 400, 400 kilowatt saat, 500 kilowatt saat yani bu işte çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. Ama belli bir seviyenin üzerinde tüketime ulaşmış bir tüketici evinde diyoruz ki muhtemelen üst gelir grubunda bir tüketici. Bakanlık ekipleri kademeli elektrik tarifesinde olası senaryolar için sağ çalışmalarını başlattı. Ekipler ilk etapta kademeli elektrik faturasında aşılacak sınır için 400 kilowatt saati belirledi. Çalışmaya göre daha çok elektrik faturası ödeyecek tüketiciler toplam aboneler arasında %3 oranında. 400 kilowatt saat için arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. O 1 milyon aboneye tekabül ediyor.
Yani %3'lük bir dilim bu yüksek tüketim grubu olabileceğini düşünüyoruz. Bu tarife ile birlikte çok elektrik tüketenlerin elektrik faturalarından %60'lık devlet desteği kesilecek. Onlara diyeceğiz ki bu elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin diyeceğiz. Ha, onların sübvansiyonlarını komple mi alacaksınız? Evet. O öyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni tarife 2025'te devreye alınacak. Bunu inşallah 2025'te hayata geçirmek istiyoruz. Bakan Bayraktar elektrik ve doğalgaza zam olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı. Bayraktar enflasyonla mücadele kapsamında elektrik ve doğalgazda zamsız ilerlemek istediklerini söyledi. Bu süreçte bizim öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi, birlikte çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla alakalı mücadele. Dolayısıyla enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurarak bu fiyat ayarlamalarını yapıyoruz. Dolayısıyla önceliğimizi enflasyonla mücadele verip oradaki enflasyonun bu aşağı gidişini de biraz daha hızlandırabilmek için mümkün olduğu kadar bu süreci biraz daha götürmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyorsunuz ki enflasyonu tetiklemesin diye. Evet. Hafta sonu yağışlarla, yıldırımlarla, taşkınlarla geçti. Peki yeni haftada Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor? Yağışlar devam edecek mi? Sıcaklıklar düşecek mi? Detaylar haberimizde. Yağmur, sel, fırtına. Sonbahar geldi, sıcaklıklar düştü, şiddetli yağışlar etkili olmaya başladı. Hafta sonu yurdun birçok yeri sağanağa teslim oldu. Bazı bölgelerde yetersiz altyapı nedeniyle caddeleri su bastı, dereler taştı, yollar çöktü. Yağışlı bir haftanın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Meteoroloji önümüzdeki günler için tahminlerini paylaştı, 6 ili uyardı. Yeni haftada yağışlar sürecek, sıcaklıklar düşecek. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak etkili olurken termometrelerin bazı bölgelerde 5 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji 6 ile etkili sağanağa karşı uyardı. Kuvvetli sağanağın beklendiği Adana, Hatay, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaya ve önlem almaya çağrıldı. Geri. Yağışların Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Muş çevreleriyle Ankara, Kırıkkale ve Erzurum'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Emniyet ve jandarma ekipleri bir hafta içerisinde 3 milyona yakın aracı denetledi. Denetlemelerde 466.170 sürücüye cezai işlem uygulandı. Trafik kazalarının önüne geçmek için yurdun dört bir yanında yapılan denetlemeler devam ediyor. Emniyet ve jandarma ekipleri bir haftada 3 milyona yakın aracı denetledi. Denetlemeye ilişkin verileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Bakan Yerlikaya, motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafik kazalarındaki payına dikkati çekti. Motosiklet ve motorlu bisikletler motorlu araçların %19,3'ünü oluşturuyor. Buna rağmen 8 ayda gerçekleşen kazaların 45,2'sine motosiklet ve motorlu bisikletler karıştı. Hız ihlalinde bulunan ve izin verilmeyen araçlarda çakar kullananlar da cezalardan kaçamadı. 126.597 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 273 araca da çakar kullanımından cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri kullanmayan araç sürücüleri de denetlemeden nasibini aldı. 20.376 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Bir hafta boyunca çeşitli noktalarda denetim yapan ekipler 466.170 sürücüye cezai işlem uyguladı. Bakan Yerlikaya yolcuları dikkatli olmaları ve kurallara uyma konusunda uyardı. Covid-19 nedeniyle ehliyet yenileme süresi İçişleri Bakanlığı'nca 2 yıl daha uzatılmıştı. Bu tarih 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Eğer yenilenmezse para cezası uygulanacak. Üstelik şu anda 4.064 lira olan ceza yeni yılla birlikte artacak.
Yıl sonu yaklaşırken ehliyet yenileme işlemi için kritik açıklama geldi. Yenileme işlemini henüz tamamlamayan sürücüler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Haberi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu. 2016'dan önce verilen ehliyetler eski tip sürücü belgesi olarak kabul ediliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenler nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşamaya başladı. Yetkililer yoğunluk nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Gerekli evrakları tamamlayıp harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alınıyor. Ardından kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kargolanıyor. Belirtilen tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Trafik uygulamasında tespit edilecek sürücülere 4.064 lira ceza uygulanacak. Bu tutar 2025 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Covid-19 nedeniyle ehliyet yenileme süresi İçişleri Bakanlığı'nca 2 yıl daha uzatılmıştı. Merkez Bankası'nın yürüttüğü sıkı para politikası konut fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Enflasyondan arındırılmış konut fiyatları düşüş eğilimine girdi. Kiralık ve satılık konut piyasası görünümü raporuna göre konut fiyatları reel bazda %18,3 azaldı. Kiralarsa %3,2 düştü. Rusya'nın Türkiye'ye buğday ihracatı uygulanan yaptırımlar ve Türkiye pazarındaki zorluklar nedeniyle önemli ölçüde azaldı. Rusya'nın Türkiye'ye buğday ihracatında azalma oldu. Türkiye ve Mısır geçmiş yıllarda Rus buğday ihracatında %40'lık bir paya sahipken bu oran yeni sezonda yarıya düştü. Rusya'nın buğday ihracatı Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerine yönelmeye başladı. Değişimle birlikte Türkiye'ye ihracat lojistik maliyetleri buğdayın toplam değerinin %7'sini oluşturuyor. Bangladeş'e yapılan ihracatta bu oran %22'ye çıkıyor. Türkiye ve Mısır'ın 2023-2024 tarım sezonunda Rus buğday ithalatındaki payı %30 seviyesine geriledi. Bu önceki yıla göre 10 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Temmuz-Ağustos ayları arasındaysa Türkiye ve Mısır'ın payı %22 oldu. Bu durum Türkiye'nin Rus buğdayı için en büyük ithalatçılarından biri olma pozisyonunu etkilemeye başladı. Rusya'nın buğday ihracatında yeni destinasyonlar öne çıkıyor. Bangladeş'in payı %4'ten %6'ya, Kenya'nın payı %2,7'den %4'e, Endonezya'nın payı ise %0,4'ten %3,3'e yükseldi. Uzmanlar önümüzdeki sezonlarda Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerine olan ihracatın daha da artmasını bekliyor. Türkiye'nin 2024 yılı sonuna kadar buğday ithalatına koyduğu moratoryum Rusya için önemli bir etken olarak görülüyor. Okullardaki temizlik sorunuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Tekin, pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak dedi. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başladı. Yetersiz personel nedeniyle okullarda temizlik problemleri ortaya çıktı. Bazı okullarda yönetimin temizlik elemanı istihdam etmek için velilerden maddi destek talep ettiği iddia edildi. Bazı okullarda da velilerin dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizledikleri görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bünyesine 30 bin temizlik personeli alınacağını açıkladı. Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
Bakan Tekin, Pazartesi Çalışma Bakanlığı 30 bin ilave temizlik personel hakkı tanıyacak dedi. Muğla'da Göktepe'nin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi. Efeler Diyarı'nda coşkulu kutlama vardı. Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe mahallesinde bu yıl 10.sü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal festivalin önemine dikkat çekti. Doğamızı, tarihimizi, geleneğimizi, göreneğimizi bunların hepsini koruyup bunları çocuklarımıza öğretip bunların sürekli olmasını sağlamamız lazım. Sadece yapıları, sadece meydanları koruyarak bunu yapmamız mümkün değil. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kültürümüzü korumak zorundayız dedi. Atamız da biliyorsunuz ülkeyi gençlere emanet etmiş, cumhuriyeti gençlere emanet etmiş. Kültürümüzü, doğamızı, tarihimizi korumak zorundayız. Çünkü bir milletin, millet olabilmesinin değerlerinden bir tanesi kültürüdür. Bir tanesi dilidir, dil birliğidir, kültür birliğidir ve geçmişte kader birliğidir. Göktepe'nin kültürel mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir buluşma noktası olan festivalde yerel halk dansları, yöresel mutfağı ve el sanatları gibi çeşitli kültürel etkinlikler sergilendi. Kredi kartıyla alışverişlere getirilen taksit kısıtlaması etkisini gösterdi. Tek çekim borç bakiyesi bir yılda %112 büyüdü. 100 liralık borcun 66 lirasını taksitsiz harcamalar oluşturdu. Kredi kartlarındaki taksit kısıtlaması tek çekim ödemeleri arttırdı. Taksitsiz tek çekim borç bakiyesi %112 büyüdü. Haftalık bankacılık sektörü verileri yayımlandı. 13 Eylül ile başlayan haftada bireysel kredi borçları 1 trilyon 623 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartlarındaki toplam borç bakiyesi son bir yılda %74,9'luk büyüdü. Bu büyüme büyük oranda taksitsiz kart borçlarından kaynaklandı. Bireysel kart borçlarının %35'i taksitli, %65 ise tek çekim borçlardan oluştu. Taksitli kredi kartı borçları bir yılda %30,8 artarken taksitsiz kart borçları %112,1 büyüdü. 100 liralık kredi kartı borcunun 65,8 lirası taksitsiz harcamalardan kaynaklandı. Bu durumda kredi kartlarına getirilen taksit kısıtlamaları etkili oldu. Oksijen tüpü bir anda açıldı. Havası boşalan tüp otobüs içindeki tüm yolculara panik yaşattı. Otobüste can pazarı yaşandı. İşte bu kez Bingöl'de yaşanan olay piston aşağı indi vakası olarak değerlendirilebilir herhalde. Piston aşağı. Yavaş 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 yavaş. Önce piston aşağı indi, şimdi ise oksijen tüpü açık kaldı. Bu kez yolcuları korkutan bir oksijen tüpü oldu. Yıllar önceki piston aşağı indi vakası bir kez daha yaşandı. Adres bu kez Bingöl oldu. Özel halk otobüsüne oksijen tüpü ile binen bir yolcunun tüpü devrilince olanlar oldu. Yolcular paniğe kapıldı. Ortalık savaş alanına döndü. Otobüsten tüpün içindeki gazla birlikte yolcuların da çığlıkları yükseldi. Otobüs yol kenarına çekildi. Yolcular canavli ile kendilerini dışarı attı. O anlar an be an araç kamerasına yansıdı. Sakarya Spor Başkanı Gökhan İn darp edildi. Tehdit anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırgan hakkında gözaltı kararı verdi. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Bana bak. Tamam, bana bak.
Trendyol birincilik ekiplerinden Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn darp edildi. O anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Kırıyorum bu. Bana bak. Aman bana bak. Söz konusu görüntülerde saldırgan Gökhan İn ile konuşurken tehditler savuruyor, sonra da İn'i tokatlıyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yağma suçundan soruşturma başlatıldı. Aman bana bak. Aman oğlum. Duyun beni. Senin kalp var benim. Duyun beni. Soruşturma kapsamında kulüp personeli olduğu belirtilen şüpheli CŞ hakkında gözaltı kararı verildi. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Bu arada yaşanan olayın 22 Eylül'de gerçekleşecek olan Sakaryaspor Kongresi öncesi adaylık süreciyle ilgili olduğu iddia edildi. Sakaryaspor'un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yeni kongre 22 Eylül Pazar günü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılacak. Kongrede mevcut başkan Gökhan İn ve aday Metin Kurtuluş da yer alacak. Bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışmayla Türkiye dünyanın en güçlü pasaportları listesindeki sıralamasını yükseltti. İşte dünyanın her yerine kapıları açan pasaportuna sahip ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri. Vize engeline takılmıyor, dünyayı diledikleri gibi gezebiliyorlar. Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke vatandaşları belli oldu. Türkiye ise listede sıra atladı. Birçok ülkenin kapıları sonuna kadar açılıyor, hiçbir yerde engele takılmıyorlar. Yapılan geniş çaplı bir araştırma, dünyanın en güçlü pasaportlarını listeledi. Listenin başında Singapur yer aldı. Singapurlular 195 ülkeye özgürce seyahat edebiliyorlar. Listenin ikinci sırasında 193 ülkeyle İspanya yer alırken, üçüncülüğü 192 ülkeye seyahat edebilen Fransa pasaportu aldı. En değerli 5 pasaport sırasıyla 1 Singapur, 2 İspanya, 3 Fransa, 4 İtalya, 5 Macaristan. Türkiye ise 18 basamak atlayarak 111. sıradan 93. sıraya yükseldi. Türkiye listede 115 ülkeye vizesiz ve varışta vize seçeneği sunan ülke olarak kategorize edildi. Araştırmada 199 ülke ve bölge değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde 3 eyalette erken oy verme işlemi başladı. Seçmenler sandık başına gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim tartışmaları henüz devam ederken başkanlık yarışı da başladı. ABD erken oy kullanma işlemlerini ilk aşamada 3 eyalette başlattı. ABD 5 Kasım'da başkanlık seçimleri yapacak. Seçim Minnesota, Virginia ve Güney Dakota olmak üzere toplam 3 eyalette gerçekleştiriliyor. İlerleyen günlerde de 8 eyalette daha erken oy kullanma işlemi başlayacak. On binlerce seçmen sandığa gidecek. Erken oy kullanma işlemi seçmenler arasında tartışmaya neden olurken seçim sonuçları açısından da kritik önem taşıyor. Araştırma merkezlerinin raporuna göre erken oy kullanma uygulamasına demokratlar %82 oranında destek veriyor. Cumhuriyetçilerin ise yalnızca %37'si seçmenlerin erken oy kullanma seçeneğine sahip olması gerektiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olaya sahne oldu. Teksas'ta bir suçluyu yakalamak isteyen polis ekipleri başarılı olamayınca devreye polis robot girdi, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Film sahneleri gerçek oluyor. Olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri, görüntüdeki ise bir polis robot. Suçluyu etkisiz hale getirdi, görenler şaşkına döndü. Polis robot Teksas eyaletinde iş başındaydı. Hakkında şartlı tahliye ihlali nedeniyle tutuklama emri bulunan 39 yaşındaki adamı yakalamak için önce polisler devreye girdi. Ancak suçlu kaldığı otel odasından polise ateş açtı. Çatışmanın ardından başarıya ulaşamayınca iş robota düştü. Polis ekipleri odaya bir robot polisi gönderdi. Suçlu robotun üzerine çarşaf atarak engellemeye çalıştı. Kısa sürede çarşaftan kurtulan robot odanın içine göz yaşartıcı gaz attı. Gazdan etkilenen adam odadan sürünerek kaçmaya çalıştı. Ancak robot polis zanlının üzerine çıkarak önce hareket etmesini engelledi, ardından suçluyu güvenlik güçlerine teslim etti.
WhatsApp yeni güncellemeyle 19 telefon modelinde artık kullanılamayacak. Facebook tarafından 2014 yılında 21 milyar dolara satın alınan WhatsApp, 1 Ekim 2024 itibarıyla bu telefonları desteklemeyi durduracak. Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. 1 Ekim tarihinde yapılacak güncelleme sonrası WhatsApp 19 telefon modelinde çalışmayacak. 1 Ekim 2024 itibariyle WhatsApp'ın desteklemeyeceği telefonlar arasında birçok dünya devi markasının modeli bulunuyor. Yeni gelecek güncellemenin bu telefonlarda bazı sıkıntıları ortaya çıkaracağı gerekçesiyle WhatsApp otomatik olarak bu telefonlarda açılmayacak. Listedeki cep telefonlarının 7 yaşından büyük modeller olduğu gözlemlenirken WhatsApp'ın sahibi olan Meta, bu kararı yeni donanımlar ve yazılım güncellemelerine odaklanmak adına aldığını duyurdu. Listede Güney Kore ve Amerika menşeli birçok dev teknoloji markasının modeli bulunuyor. Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden biri olan Kadınana Caddesi'nin alt bölümü yapılan düzenlemenin ardından yeniden çift yönlü trafiğe açıldı. Uygulamayı beğenen de var, beğenmeyen de. Aşağı ambar yolu olarak da bilinen Kadınana Caddesi'nin alt bölümü önceki belediye başkanı Mehmet Zeybek tarafından tek yöne çevrilmişti. Aradan geçen zaman içinde tek yön uygulaması Afyonkarahisar kent içi trafikte bazı caddelerde trafik baskısı yarattı. Özellikle şehir içi dolmuş sürücülerinin sefer sürelerinde aksamalar yaşandı, trafik akışı da beklendiği kadar rahatlamadı. 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal gelen talepleri değerlendirerek caddenin yeniden çift yönlü trafiğe açılması için İl Trafik Komisyonu'ndan karar aldı. Çalışmalar yapılarak düzenlemenin tamamlanmasıyla aşağı ambar yolu yeniden çift yönlü trafiğe açıldı. İki taraflı park imkanı verilen caddede bazı sürücülerin çift sıra alışkanlığına devam ettiği görüldü. Trafik ekipleri caddede ring atarak sürücüleri uyardı, ceza kesti. Uygulamaya sıcak bakan da oldu, eski haliyle daha iyi olduğunu belirten de. Hiçbir şey değişmiyor. Trafikte düzen mi yok? Yok, aynı. Değişen bir şey yok. Tek yön mü iyiydi sizce, çift yön mü? Tek yön daha iyiydi aslında. İyi bizim için de, böyle yolun kenarına araba bırakıyorlar ya. Çift sıra parktan mı şikayetçisiniz? Aynen. İşte bu cadde üzeri komple böyle bırakıyorlar. O yüzden trafik sıkışıyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakım evinde tanışan bedensel engelli çift dünya evine girdi. Tekirdağ'da bakım evinde tanışan engelli çift dünya evine girdi. Bedensel engelli Seher Uzbiçen ve Ahmet Tatar, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakım evinde tanıştı. Bir yıllık arkadaşlıkları devam ederken evlenme kararı aldılar. Sonunda! Çift, Çerkezköy Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla dünya evine girdi. Hayatın ne kadar geç kaldığımı anladım. Yeniden bir hayat, yeniden bir sevgi, yeniden bir huzur. Çift, düğün sonrası kaldıkları bakım evinin aile odasında yaşamlarını sürdürecek. Çanakkale'de bir bisikletli seyir halindeyken sucuklu yumurta pişirip yedi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni aldı. İşte o anlar. Sosyal medyada içerik üreten bir bisiklet sürücüsü olmaz denileni yaptı. Turgay Çerezci adlı bisiklet tutkunu genç bisiklet sürerken Türk mutfağının ünlü lezzeti sucuklu yumurta yaptı. Olayın adresi Çanakkale. Daha önce bisikletini sürdüğü esnada kahve demleyen Çerezci bu kez sucuklu yumurta yaparak izleyenlerin ağzını sulandırdı. İçerik üretmeyi zaten küçüklüğümden beri istiyordum. Böyle bir içerik fikri geldi aklıma. Challenge'lar olsun, bisiklet üzerinde olsun, koşu yaparken farklı yani hibrit bir sporcu olarak sosyal medyada yer almaya çalışıyorum.
Çektiği her videoda çıtayı daha da yukarı çıkaran Turgay Çerezci bisikletiyle Çanakkale sokaklarını da gezdirdi. Bisikletin üstünde ilk başta kahve yaparak başladım. Daha sonrasında hazır noodle yaptım bisikletin üstünde. Ve gelen yorumlar üzerinden bu işi geliştirmeye devam ettim. Daha sonrasında sucuklu yumurta yaptım. Ve ileride daha da farklı yemekler bekliyor bizi. Daha önce makarna da yapan Çerezci'nin bir sonraki videosunda hangi yemeği yapacağı merak konusu oldu. Açıkçası yorumda ilgi çeken ve dikkat çeken yorumları ele alarak yemek yapmaya çalışıyorum. Son paylaştığım videoya bisiklet üzerinde Kayseri mantısı açma yorumu gelmiş ve bayağı beğeni almış ama onunla ilgili bir düşüneceğim. Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz sevgili izleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu hafta sonları.